Herkese selamlar guys, ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Benim biraz hala başım ağrıyor ama yine de video çıkarmaya devam ki herhangi bir problem olmadan, çünkü piyasa beklemez. Bugün kasalardan konuşacağız. Ufak fikirlerim var. Yatırım yaptığımız kasa, iki tane kasa var. Onlar hakkında konuşacağız. Neden Dreams and Nightmares bu durumda? Onu da konuşacağız. Parçalanmış yani Fracture ve yılan kasası nereye doğru gidecek? Konuşacağız da konuşacağız. Yani kolay bu kadar, sadece konuşacağız. Eğer ki kanala abone olup videoya like bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Ya desteğiniz var, Allah razı olsun. Ama keşke her videoyu izleyen, yani like sayısı kadar bile abonelik gelse mis gibi olur. Yani desteğiniz gerçekten benim için çok önemli. Abone olup like bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Önce bir açlıktan ölmemek için sponsoru izleyelim. Ondan sonra da videoya geçelim. Match has started. We see some shooting. Bullets only go a few centimeters from the players. Ho ho! This grenade may end this match. Is the explosion in? It's a hit! What's happening? Did he run out of ammunition? What will he do now? It's a magazine! Incredible! And we have the winner! Our winner gets a box with incredible skins from Keydrop. We also have something special for all the viewers. With the above promo code, you get 50 cents to start with and 10% bonus from deposit. Şimdi ilk sıradan sayfadan bakarsanız zaten kasa fiyatlarının normalin bir tık daha üstünde olduğunu görebilirsiniz. Hatta Dreams and Nightmares gibi bir kasanın neden Revelation kasasının üstünde olduğunu açıkçası ben de hala anlamadım. Ama bir nevi şöyle söyleyebilirim ki açılış her zaman bunun önüne geçmenin yollarından bir tanesidir. Yani şöyle söyleyeyim. En fazla açılan kasa neyse en pahalı kasa her zaman o şekilde ilerlemiştir. Tabi burada dediğim gibi son 2-3 haftadır 2 tane sürpriz var. Bir tanesi Dreams and Nightmares'ın Revelation'ı geçmesi. Diğeri ise Fracture'ın Recoil'i geçmesiydi. Yavaş yavaş Recoil yerine dönse bile yine de Fracture'ın yerini bırakacağını düşünmüyorum. Öncelikle kasa açılış sayılarına bakarsak eğer 3,5 milyonla bu ayın, yani geçtiğimiz ayın birinden bu ayın birine kadar totalde 3,5 milyon tane Dreams and Nightmares açılırken Revelation'a, yani rakibi olan Revelation'a baktığınız zaman 2,7 milyon tane açıldığını görebilirsiniz. Yani nereden bakarsanız 700 bin tane, 750 bin tane fark var. O yüzden fiyat farkı tabii ki olması gayet normal. Eğer ki yatırım yaptığımız iki kasa olan Fracture ve Snakebite'a bakarsanız şu anda Fracture'ın bu ay içerisinde 3 milyon, Snakebite'ın ise 2,6 milyon açıldığını görebilirsiniz. Yani aktif drop pool'da olup en az açılan kasa şu anda Recoil kasası, sebebi ise çok fazla tercih edilmemesinden dolayı. Yine dediğim gibi Dreams and Nightmares en fazla tercih edilen kasa, hemen ardından Fracture, onun ardından Revelation, onun ardından ise Snakebite geliyor. Fracture ve Snakebite genel itibariyle yatırım kasaları oldukları için bir şey demeyeceğim. Ama Recoil de yavaş yavaş yerini yatırım kasaları arasında almaya başladı fiyatının düşüşünden dolayı. Ama şunu belirtmem lazım ki ben hala aktif drop pool'a yeni bir kasa geldiği zaman rare pool'a geçecek olan kasanın Fracture olacağını düşünüyorum. O yüzden yatırım konusunda eğer ki ya kardeşim ben kapsül sevmiyorum ya, işte ne bileyim onu sevmiyorum ya diyorsanız, illa kasa alacağım diyorsanız, bence kesinlikle tercihiniz Fracture kasası veya Snakebite kasası olmalıdır diye düşünüyorum. Şimdi Fracture kasasından başlayalım. Fracture kasası bildiğiniz gibi son dönemlerde bayağı bir sirkülasyondaydı. 19'ları gördü, bir ara 20'yi gördü, geri düştü. Sadece bu hafta içerisinde bile, yani bu düşüş kalkışlar benim kendi düşünceme göre işte Çinliler uyanıyor, düşüyor. Avrupa uyanıyor, kalkıyor yani. Çinliler pazara sürüyor, Avrupalılar pazardan çekiyor. Her zaman bu şekilde ilerlemişti. Sadece çarşamba günleri, yani mesela yarın drop sıfırlandığı zaman insanların yeniden düşen kasaları pazara sokmasından dolayı da biraz fiyat düşüşü olabilir. Ama şu an fiyat düşüş kısmındayız. Yine bir artış olacaktır. Buy order çok fazla. 16.73'e steklenmiş 2500'lük bir buy order var. Kasalarda çok büyük bir şey diyebilebilirsiniz. Ama sell order'da çok fazla bir kasa olduğunu söyleyemem. Eğer ki bakarsanız neredeyse 19-14'e kadar böyle totalde taş çatlasa 200 tane kasa ya var ya yok. Onun ardından eğer ki 19-36'ya kadar bir baraj aşılsa 19-55'te bir 3K var. Onun ardından kendini salar gider diye tahmin ediyorum. Yakın dönemde çok beklemesem bile Paris indirimleri bittikten sonra ben insanların kasalara yönelip kasalarda ikinci baharı yaşatacağını düşünüyorum. Ta ki operasyon gelene kadar. Bildiğiniz gibi operasyonda kasa fiyatları düşüyor. Ama aktif drop pool'dan rare pool'a geçecek olan kasanın fiyatı artacak. Onu her zaman söyleyeyim. Tekrar ediyorum. Bence %90 ihtimalle Fracture, %10 ihtimalle Snakebite olacak bu kasa. Snakebite'dan bahsetmişken Snakebite'in fiyat
aralığını kontrol ederim. Eğer ki aylık olarak kontrol ederseniz en iyi döneminde 11 lirayı gören bu kasa şu anda 10-20 bandında geziniyor. Buy order çok fazla olduğu için ve sell order da çok az olduğu için fiyat yükselişi bekliyorum. Bir 11 lira bandına çıkabileceğine inanıyorum bu kasanın. Çünkü Snakebite açılış konusunda en az açılan kasa olduğu için fiyatının da düşük olmasından dolayı insanlar bayağı bir stekliyor. Yani şu anda 3. tip marketlerde 8 liraya 6 liraya bile zorlasanız bulabilirsiniz bu kasayı, yani elden aldığınız zaman. O yüzden eğer ki kasa yatırımı yapacaksanız bence ufak kasalara girmek her zaman daha mantıklıdır. Çünkü yani dedim ya size, 3 sente dolaşan kasa şu anda 10 lira bandında geziniyor. Kasa yatırımı yapmalısınız videosu değil bu. Tamamen işte bilgi videosu çekmek istedim. Uzun zamandır kasalardan bahsetmiyorum. O yüzden her ayın birinde en azından bir kasa videosu çekelim ki aylık olarak açılan kasa sayısını görelim. Net olarak aklımızda bir fikir belirtilsin. Şu anda eğer ki bakarsanız bu ayın içerisinde 27.8 milyonluk bir kasa açılışı var. Bu arada bu akşam Anubis'ten de bahsedeceğim. Çok güzel komplo teorilerim var bununla alakalı. Son olarak Dreams and Nightmares'e bakarsak şu anda 36 lira bandına sabitlenmiş ama çok fazla bir satış yok. Şuradaki 68'i geçtikten sonra belki 38 liralara kadar hiçbir şey yok. Yakın dönemde 40 lirayı görme ihtimali var mı? Zannetmiyorum. Ama eğer ki şuraya bakarsanız yükseliş, düşüş, daha fazla yükseliş, düşüş, yükseldikten sonra düştü ama kendini aşağıya doğru çekmeye başladı. O yüzden ben bir tık daha böyle 36-37 lira bandında gezeceğini, eğer ki bahsettiğim kasaların ikinci baharı yaşanırsa Dreams and Nightmares'ın eski o 60 lira çok zor ama bir 50 lira 55 lira bandını görme ihtimalini düşünüyorum. Zaten şu an bile en pahalı olan, normalde en pahalı olması gereken Fracture'ın bile üstüne çıktığını görebilirsiniz. Peki kasalar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Kasalardan beklentiniz ne durumda? Bunlar hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Buraya kadar izlemişken de bir like, bir abonelik bırakırsınız. Kendine çok iyi bak. Levi ya kaçar.